Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Türk İslam Köşesi'nin 4. bölümüyle sizlerleyiz. Bu bölümümüzde sizlere düşünme ve şartlanmayı açıklayacağız. Düşünen insana saygı duyulur. Şartlanmış insan ise saygıya değer bulunmaz. Düşünen insan hakikate özlem duyan kişidir. Şartlanmış insan ise önceden programlanmış tepkileri ve davranışları mekanik olarak yerine getiren bir robottur. Düşünmeyi emretmeyen bir din, düşünmeyi geliştirmek istemeyen bir eğitim tarihte var mıdır? Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bu emir yüzlerce kez tekrarlanmıştır. Ali İmran suresinin 191. ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Estağfirullah. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üstüne yatarken hep Allah'ı hatırlayıp anarlar ve göklerin, yerin yaratılışı hakkında inceden inceye düşünürler. Şartlanma kelimesi 20. yüzyılın ilk yarısında Rusya'da doğmuş, materyalist ve komünist sistemin eğitim ve öğretim anlayışını şekillendirmiş bir kavramdır. Lenin ve arkadaşları komünist devrimi hazırlarken Sovyet Ivan Pavlov da o tarihlerde ruh, şuur, düşünme gibi psikolojik kavramları reddediyordu. Görülüyor ki şartlandırma komünist ve materyalist eğitim ve öğretimin bir buluşudur ve anlayışıdır. Komünist militanların da önünde öfkelendikleri böyle tetik kelimeler de vardır. Bir komünist, Allah, millet, vatan ve mülkiyet gibi kavramlar karşısında adeta köpürür. Çünkü şartlanmıştır. Türk İslam ülküsü düşünmeyi emreden, araştırmayı ibadet sayan, taklidi imandan tahkiki imana çıkmak isteyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Şartlanma ise materyalist doktrinin temelidir. 5. bölümümüzde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.